taha akyol karar gazetesi depremde sivil toplum felaket anlarında ortaya çıkan bir meziyetimiz var. Dayanışma, el ele verme, birbirimizin imdadına koşma. 1999 Gölcük depreminde de böyle olmuştu. Tarihimizin en büyük doğal afeti olan bu depremde bu meziyetimiz harekete geçti. Evvela şu kışta kıyamette depremzedelerin yardımına koşan gönüllüler bütün belediyeler Şirketler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, spor kulüpleri seferber oldu. Nakdi ve ayni yardımlar tırlarla, uçaklarla deprem bölgesindeki 13 milyon insana giyecek, yiyecek ayakkabısı battaniye taşıyor. Bizi birbirimize düşüren siyaset ve kimlik ihtilafları bir kenara, ülkemizde tam da dayanışma var. Çok şükür. Akut Ahbap Haluk Levent'in öncülük ettiği Ahbap bunun güzel bir örneği. Sivil toplum kavramının anlamı budur zaten. Bağımsız ve siyaset dışı dayanışma grupları belirli sorunları çözmek için gönüllü olarak örgütlenirler. Öyle bir çağdayız ki gönüllü kuruluşlar gelişmiş toplumlarda artık üçüncü sektör olarak niteleniyor. Kamu kurumları, ticari kuruluşlar ve gönüllü kuruluşlar. Doğal afetler konusunda bizde bunun ilk başarılı örneği AKUT'tur. Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği. Nasuh Mahriki'nin öncü ismi unutulmaz. Bu depremde ahbap öne çıktı. İktidarın haksız eleştirilerine maruz kalan Haluk Levent, siyasi polimeye girmeden çalışmaları hakkında halka bilgi verdi. Depremin ilk gününden beri ben bölgedeydim. Ahbap arama kurtarma ekibi de bölgeye geldi. Bizler de her deprem zamanı olduğu gibi afatla işbirliği protokolümüz çerçevesinde görüşmelerimizi yaparız. Sonrasında da bölgede neler yapabileceğimize bakarız. Depremin ilk gününden bu yana temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. İki gün içinde Hatay'a 2000 aile için konteynerlar gitmeye başlıyor. Böyle devam ediyor. Kızılay Afat Türkiye'nin güçlü bir hilali ahmer geleneği var. Cumhuriyet devrindeki ismiyle Kızılay, Balkan Harbi, Çanakkale Savaşı, Milli Mücadele Tarihleri hilali ahmersiz yazılamaz. Cumhuriyet devrinde her doğal afette ilk yardıma koşan ve akıllara ilk gelen Kızılay oldu. AFAD'ın da başarılı olduğu bir dönem var. Daha fazlasını söylemeyeyim. Bu kuruluşlar hakkındaki eleştirileri biliyorsunuz demekle yetineyim. Sahadaki elemanları canla başla çalışıyor ama yönetim ve kurumsal yapıları hakkında eleştiriler var. Beriyan'da Haluk Levent Ahbap için bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik diyor. Bunların hepsi Ahbaba güvenenlerin bağışlarıyla oluyor. İktidarın atadığı yönetimlere güvenmeyenler yardımlarını belediyeler, üniversiteler ve ahbap gibi kuruluşlar üzerinden yapıyorlar. Hem gönüllü olarak bedeni çalışma hem bağış olarak mali yardım. Benim partim. Fakat iktidar kendi filaması dışında yapılan insani yardımlardan rahatsız. Bunun için ahbaba saldıranlar oldu. Cumhurbaşkanı da mali yardımların sadece afada yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanının hakaret içeren sözlerini buraya almıyorum hakaretsiz ve kapsayıcı konuştuğu Malatya'da bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ettikten sonra şöyle konuştu. Bütün bu vilayetlerimizde bakan arkadaşlarım görevli, iyi koordine ediyorlar. Afat aynı şekilde koordinasyonunu sürdürüyor ve bütün parti teşkilatımın tüm elemanları aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Niye sadece parti teşkilatım? İşte diğer partilerde iktidarın engellemelerine rağmen ellerinden geleni yapıyor dün İyi Parti'nin sıcak yemek dağıtması engellendi mesela. Pandemi döneminde de CHP'li belediyelerin yardımlarını engellemişlerdi. Devlet başkanlığı gibi en yüksek siyasi makam bu felakette bari benim partim söylemini bırakması, herkesi birlikte teşvik etmesi, kutlamalarından ayrım yapmaması gerekmiyor mu? Güç tutkusu böyle bir şey. Yayılmak her şeyi kontrolüne almak ister. Sivil toplum. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve anayasal devlet fikri çağımızda sivil toplum kavramı bunu önlemek için gelişti. Batıda Locke, Montesquieu, Lord Acton gibi Namık Kemal, Prens Sebahattin ve Babanzade İsmail Hakkı, Lütfi Fikri, Ali Fuat Başgil gibi hukukçular bunu yazdı. Aşırı merkeziyetçilik aynı şekilde iktisadi dinamizmi ve toplumsal yaratıcılığı öldürdüğü için bunu aşmak amacıyla piyasa ekonomisi ve sivil toplum fikirleri gelişti. Gelişmiş ülke olmanın olmazsa olmazıdır bunlar. Sosyal yardım için de böyle gönüllü kuruluşlara ve daha da güçlenmelerine ihtiyaç var. Neye güveniyorsak o kanaldan yardıma koşalım. Yeter ki yardım yürüsün. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.